Dinleyicimizin ilginç bir sorusu var. Sohbet, sohbet, sohbet diyoruz diyor. Yani siz de mesela sohbetten bahsediyorsunuz hep. İşte mesela diyorsunuz ki Allah rahmet eylesin Enver abinin sohbeti diyorsunuz. Biz de şimdi diyor mesela komşu kadınları bir araya geliyoruz, konuşuyoruz. Buna sohbet diyoruz. Doğru. Dinleyicimiz dediği şey şu, yani sohbetin sohbet olabilmesi için diyor, bir özellik mi lazım? Yani her şey sohbet midir? Yok, değil. Şimdi tabii sohbet kelimesini hepimiz kullanıyoruz. Yani o kelime olarak hepimiz kullanıyoruz. Şimdi diyelim ki diyelim ki demeyeyim de şimdi vaktiyle İster Savaş sırasındayken Efeler vardı. Bir zamanlar siz hatırlar mısınız da buna benzer böyle o zaman romanlar da vardı, hikayeler vardı. Ben okurdum o romanları. Hoşuma giderdi. Hatta o romanlarda okuduğum bir şeyde böyle şeyden işte müfrezeler geliyor diyor. Evet. Askerler geliyor falan. Birisi vurulmuş. Vurulunca işte başlarındaki Efe diyor ki tamam diyor, ayağından vurulmuş falan. Çıkarmış bıçağı, adamı kesecek. Diyormuş ki reis demiş yani ben demiş yani tedavi olmuyor. Yok yok demiş sen öleceksin öleceksin demiş kesiş götürmüş. Romanda okuyordum böyle. Yani olmuş mu? Olması mümkün olan hadiseler bunlar. Şimdi o İslam Savaşı'nda da bunlar aynı şekilde bakmışlar ki Yunan işgali falan. Yani askerlerle irtibata geçiyorlar ve tabii subaylar gidiyorlar, görüşüyorlar falan şeyleri anlatınca. Bunlar disiplinli ordunun içerisine girenler var. Ya. Yardım vatanı kurtarmak için. Şimdi gidiyor bakıyor falan işte reis tabii orada. Çete reisi Efe artık. Şimdi küfürlü konuşuyor. Lanlılığını konuşuyor, getiriyor falan. Şimdi o gelen tabii kibar. Sonra bakıyor falan. Diyor ki, paşam diyor, kusura bakma diyor. Biz diyor bunlar böyle diyor, bunlar ipten saptan kazıktan kurtulmuş adamlar. Bunlara bu şekilde böyle hitap etmesek, bunlar bize itaat etmezler. Bunlar bize itaat etmezler. Siz diyor devleti idare ediyorsunuz. Hani kanunlarla. Bizim kanunumuz da bu. Tabii sohbetimiz de bu diyordu. Sohbetimiz de bu. Bunlarla ettiğimiz sohbet de bu. Lan 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 lan. Bunun adı da sohbet mi? Sohbet. Şimdi iki kişi bir araya gelir falan. İşte sohbet ettik. Ne ettik? Gıybet ettiler. Onlar sohbet konusu ne? Gıybet. Veya bir maçın kritiğini yaptılar. Sohbet ettik. Sohbet ettik diyor. Nedir? Yani o sohbet nedir? Yani ne alaka? Boş yani, iş. Ne alaka? Onun için mesela İmam Rabbani Hazretleri böyle lüzumsuz işlerin konuşulduğu bir araya geldiği zaman konuşulduğu böyle sohbetlerden uzak durun diyor. Sohbet genel anlamı itibariyle. Ama din büyükleri mesela Enver abi bir şey Allah-u Teala'dan bahseder, Allah-u Teala'nın sevdiklerinden bahseder. Onun için diyelim ki Hüseyin Hilmi Efendi, Seyyid Abdülhakim Arbasi Hazretleri, işte Seyyid Fehim Kutuş Hazretleri, Taha Yakari Hazretleri, Mevlana Ali Bağdadi Hazretleri, İmam Rabbani Hazretleri, Şahın Akşemet Bahattin Buhari Hazretleri, bunların sohbetleri deyince orada Allah-u Teala'dan, Allah-u Teala'nın sevdiklerinden, Allah-u Teala'nın dininden, o güzelliklerden bahsediliyor. Bunlarla da sohbet. Yani öbürleri işte biz sohbet ettik ya sohbet ettin de gıybet ettin. Haram işledin. Bir araya geldin. Hatta İmam Rabbani Kutuş Hazretleri buyuruyor ki bu yolu tanıyan, bu yolun büyüklerini sevenlerin bir araya gelmesi öteden beriden konuşmak için değildir. Böyle toplantılar olursa onlardan hemen uzak durun buyuruyorlar. Hemen uzak durun. Bir seferinde buyuruyor ki yani bir araya geldin, Keşşaf tefsiri okuyacak ve aynı şekilde Bostan Gülistan okuyacak zaman değil buyuruyorlar. Ona bile izin vermiyorlar yani. Bostan Gülistan Şehzade Şirazi Hazretleri'nin kitabı. Daha önemliler var çünkü. Onun için din büyüklerinin sohbeti elbette hem madden hem manen faydalıdır. Ama bizim gibilerin bu kelimeyi kullanarak yapmış olduğu işler ya gıybettir, ya dedikodudur, ya siyasettir, ya bilmem lüzumsuz mala yani şeylerdir. Bir zamanlar böyle ortaokul liseye giderken falan böyle değişik şeyler vardı. Şimdi ama hakikaten bu işte yapanlar vardı. Bir gün böyle hani çitne bir derler ya işte damat falan toplanıyorlar. Şimdi bir tanesi gayet ciddi şekilde birisi takdim etti falan da arkadaş dedi çok güzel bir dedi masalı var dedi hikayesi var dedi bir anlatsın falan. Hepimiz bakıyoruz falan. Bir gün işte dedi adam dedi gitmiş değirmene. Neyse değirmene gitmiş dedi. Vara vara varmış değirmene varmış.
Neyse dedi, varmış değirmene, değirmene varmış, vara vara varmış. İki dakika dayanamadım. Ama kabiliyetli olduğu için saatlerce anlattı. Ne olmuş? İşte vara vara varmış değirmene. Anlatıyor. Bu da sohbet. Bir saat anlatıyor bunu. Ne dünyasına faydası var, ne ahiretine faydası var. Hiçbirisine faydası yok. Hiçbir şeyin faydası yok. Onun için dini sohbetler deyince o Allah-u Teala'dan, Allah-u Teala'nın sevdiklerinden bahsedilen yerlerdir. Ve oralar meleklerin gıpta ile baktıkları yerlerdir. İmam-ı Rabbani Kutsuz'a bir hadis-i şerif zikrediyor. Buyuruyor ki Allah-u Teala'dan, Allah-u Teala'nın sevdiklerinden bahsedilen böyle topluluklar olduğu zaman sırf onları arayan melekler var. Hadis-i şerifte geçiyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri de naklediyor bunu mektubat kitabında. Bunlar böyle birisini gördükleri zaman hemen diğerlerini çağırırlar. Kanatlarıyla arşa kadar çıkarlar. Allah-u Teala her şeyi bildiği ve gördüğü halde sorar. Ne oldu, niye toplandınız? Ya Rabbi işte kullarım bir araya gelmişler. Ne yapıyorlar? Senden bahsediyorlar. Başka işte cennetini istiyorlar, cehennemden korkuyorlar. Allah-u Teala sorarmış, onlar beni gördü mü, cenneti gördü mü, cehennemi gördü mü? Yoktu, hiçbir ismi görmüyor. Görseler de nasıl olurdu? İşte daha çok ibadet ederler, daha çok senden bahsederler, zikrederlerdi. Allah-u Teala buyurmuş ki şahit olun, onların hepsini affettim. Derlermiş ki ya Rabbi, Osman Ünlü oraya bir menfaat için geldi. Bir şeyler sorup araştırmak için gelmişti. Allah Teala buyurmuş ki o dünya menfaati için gelen, bir menfaat için gelen, o da aynı şekilde oraya gelen de benim misafirimdir. Onu da onlarla beraber affettim. Yani din anlatılan yerler. Eskiden mesela dergahlar, tekkeler, böyle yerlerdi. Orada mala yani konuşulmaz, dedikodu yapılmaz. Ha diyeceksiniz ki efendim tekkelerde ve bu dergahlarda dedikodu başlayınca tekkeler otomatik olarak kendisini kapattı. Sonradan bozuldu. Bozuldu tabii ki. Evet. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim.